Merhabalar. Evinizin ücretsiz beyaz eşya tamir kanalı olan Taktik Servis kanalıma hoş geldiniz değerli takipçiler. Ben Deniz, evinizin ücretsiz teknisini Nurullah Zengin. E, bugün yine farklı bir pratik bilgiyle karşınızdayız. Sizlere evinizde çok işinize yarayacağını düşündüğüm bir video çekmeye karar verdim. E, bu videomda Siemens makinalarda e, şöyle söyleyeyim modelini 6 kilogram E 1026 modelimizin e, sizler için hata kodu silme, beyin sıfırlama, e, şu şekilde E7 hatası alıyorsanız veya farklı bir hata alıyorsanız atölyemde böyle bir makineyi tamir ediyordum. Hata koduya, koduna bir girdim. Baktım E07 gelmiş. Dedim bunu neden takipçilerimle paylaşmıyorum. Sizlere de bu video hakkında yani bu makinem hakkında e, bu şekilde bir pratik bilgi paylaşmak istedim değerli takipçiler. Şöyle söyleyeyim eğer ki sizin de bu video işinize yaradıysa aşağıdan like atmayı kanalıma abone olmayı ve ayrıca katıl butonundan e, bizlere katılıp aylık olarak e, yardımda bulunmak istiyorsanız katıl butonu ayrıca basabilirsiniz ve Teşekkürler butonu var Teşekkürler butonundan da bizlere destek olabilirsiniz değerli takipçiler e, makinamızı hata kodu silmeyi nasıl yapacağız nasıl yapmamız gerekiyor veya hata kodunu nasıl sileceğiz yakınlaşacağız bunu hep birlikte gelin yapalım. Evet, makinamızı odakladım değerli takipçiler. Ee, şimdi yapmamız gereken konu, bir elimizle şu başlat tuşuna basılı tutuyoruz. Hatta basalım biz. Ve arkasından burada durdurma tuşumuz, bakın durdurmada duruyor. Ve bunu süper kısa tarafına çevireceğiz. Tek seferde çeviriyoruz. Elimiz burada hala basılı kalıyor. Bakın, çevirdim. Basmaya devam ediyoruz. Ekranda farklı bir simge çıkana kadar bekliyoruz. Bekleyelim bakalım. Evet değerli takipçiler şimdi basılı tuttuğumuz yeri çekiyoruz geriye. Ekranda çünkü 8888 geldi. Yani başlat tuşuna sağ elimizle basarken sol elimizle de süper kısaya kaydırıyoruz. Ve bu şekilde modumuza giriyoruz. Ve daha sonra başlat tuşumuzu bir kere daha bastık. Makinamız 01'e geçti. Kapağını kilitledi. Bir kere daha bastığımız zaman bakın makinamız bekleme geçiyor. Bir kere daha basıyorum. Buradan yıkama esnasına attı kendini. Şu an makinamız su almak istiyor. Su alacak. Hata kodlarını tek tek test edecek. Bir süre bakalım kapağımız. Evet kapağı kitlemiş. Ve daha sonra bu ekranımızı nasıl hata kodunu sileriz? Mesela burada E7 yazıyordu biraz önce. Biz bu şekilde girdik. E7 yazıyordu. Başlat tuşuna bir kere bastınız ya. Bu tuş böyle şu şekilde sabit yanacak. Böyle yaptığınız zaman beklemeye geçiyor. Pauseye geçiyor. Bir kere daha basıyorum. Hata kodunu silmiş oluyor yani. 8888 yazdığı zaman hata kodunu siler. Tekrardan kapatıyoruz. Tekrar başlat tuşuna basılı tutalım. Bakın açıyorum. Bekliyoruz. Şöyle yapayım. Evet saldık. Şu an hatayı sıfırlamış. Bir kere daha bastığım zaman 0-1 yazdım hatayı silmiş demektir değerli takipçiler. Tekrardan kapatalım. Ve makinemizin normal herhangi bir programına veriyoruz. 2 saat 5 dakika verdi mesela. Ee, öncelikle bu makinelerde şöyle bir şey daha var. Sizlere bu bilgiyi de vereyim. Burada hem start hem başta bekle tuşu var görüyorsunuz. Buna bastığımız zaman start tuşuna süre geciktirme. Yani yaklaşık 8 saat ayarladım mı başlattıktan 8 saat sonra çalışmaya başlayacak makinem. Bak şu an 8 saati verdi. 8 saatten geriye doğru 7 saat sayacak. Bunu benim sıfırlamam için tekrar kapatmam gerekiyor makineyi. Açmam gerekiyor. Bakın şu an sıfırladı. Hiçbir ayar kalmadı. Buradan ısı ayarımızı yapabiliriz. Sıkma ayarımızı yapabiliriz. Herhangi bir programı geldiğimiz zaman. Ek durulama, eğer ki çamaşırlarınız çok böyle deterjanlı çıkıyorsa, e, durulamaya ihtiyaç duyuyorsanız, kokmuş şekilde çıkıyorsa ek durulamaya basıyoruz. Ondan sonra başlat tuşuna basıyoruz ki makinemiz o şekilde çalışmaya başlasın, ek durulama yapsın. Bakın su alma ihtiyacı duydu, inliyor makine. Makinemizi kapatalım. Değerli de takipçiler, şimdi uzaklaştık. E, makinemizi tekrardan sıfırladık. Ee, ekranımız karşımızda kapatalım. Şimdi burada biraz da sizlere makinenin kullanımı hakkında bilgi vermek istiyorum. Süper kısa programı 15 dakika 800 devirdir. Isı ayarı da 30 derecedir. Bunda sadece bu makinelerde 2 kilogram yani bu programda bu modellerde 2 kilogram atabilirsiniz. Makine 6 kilogram ama 2 kilogram atabilirsiniz. Bu da neden? Terli, terli tozlu çamaşırlarınızı yıkayabilirsiniz 2 kilogram. Ama siz ee, çok yağlı, tozlu, çok aşırı derecede e, tozlu değil. Öyle çamaşırları yıkarsanız çok temiz çıkmaz. Bazıları da deterjan çekmecesine dolduruyor 2-3 su bardağı. Gerek yok. Yarım çay bardağı koymanız yetiyor değerli takipçiler. Yani çoğu kişi çok deterjan koyunca e, sanki çok temiz çıkacakmış gibi e, bunları yapıyor ama gerek yok. Yarım çay bardağı konsantrematik deterjanda koymanız yeterli gelecektir. Bu modellerimizde şuradaki ekran bize çoğu şeyi e, anlatıyor. Boşun çok güzel bir modeli. Tank gibi modeli diyebilirim değer takipçiler. Buradan istediğimiz zaman sıkma ayarını mesela şöyle beyazlara getirelim. Şu sıkma tuşumuzdan şöyle yaklaşalım isterseniz biraz daha ekrana odaklayalım. Sıkma tuşumuza bastığımız zaman bakın bin devir vermiş beyazlarda. Bunu düşürebiliyoruz. İstediğimiz yere kadar düşürebiliriz. Başlatmadan önce buraya basmadan önce programa getirdik. Buradan bu fonksiyonları ayarlayabiliyoruz. Isı ayarını 30 dereceye düşürebiliyoruz veya yükseltebiliyoruz daha yukarıya kadar. Ve buradaki ayarlarımızı yaptıktan sonra ek durulamaya basmak ihtiyacımız varsa bunu da basıyoruz ve daha sonra başlat tuşumuza basıyoruz. Makinamız çalışmaya başlıyor. Burada ayarladığımız ayarları hafızaya alıyor. Bu ayarlar hep mi hafızada kalacak? Değil. Tekrar kapatıp açtığımız zaman makinamız programı bittiği zaman Başta verdiğimiz yani başta fabrikanın vermiş olduğu hatalar da bizleri karşılamış olacak. Yani her seferinde sistem hafızayı sıfırlıyor değerli takipçiler. Bunları da sizlere kısa bir bilgi olarak bırakıyorum. Aşağıdan bildirimleri açmayı unutmayalım. Özellikle son zamanlarda sizlere söylemek istediğim Instagram hesabımız var, Facebook hesabımız var. Buralardan da bizlere erişebilirsiniz. Orada da çok kısa short videoları atıyoruz değerli takipçiler. Reals videosu atıyoruz. Oralardan da Reals'ten de bizlerin, bizlerin kısa videolarına ulaşabilirsiniz. Sizlere oradan da çok güzel faydalı bilgiler veriyorum. Aşağılara zaten bırakırım bununla alakalı linklerimi, e, görsellerimi. Eğer ki sormak istediğiniz başka bir içerik varsa, soru varsa aşağıda yorumlar kısmından ben sizlerin her zaman söylediklerinizi dikkate alıyorum. Yorumlara Özellikle her zaman okuyup cevap vermeye çalışıyorum. Sosyal medya hesaplarımda o kadar aktif yorumlara cevap veremesem de YouTube hesabımda soruya cevap verilmeyen bir yorumum kalmıyor. Eğer ki sizlere yardımcı olabildiysem ne mutlu. Bana ben sizler için video çekmeye sürekli devam edeceğim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizin sormak istedikleriniz varsa yorumlarda hepinizi bekliyorum değerli takipçiler. İyi günler dilerim. Görüşmek üzere. Hayırlı günler.